Merhaba arkadaşlar. Çünkü dersimizde Barnett, Ziegler ve Bailey'in tarafından yazılmış olan ve Nobel Yayınları tarafından Türkçe'ye çevrilmiş olan genel matematik kitabından örnekler yapacağız. Alıştırmalar 1-2'liye geçiyor. Sayfa arkadaşlar 23'te. Bu ilk soruda 4 farklı grafiğimiz var ve bu 4 farklı grafikten hangilerinin eğimlerinin 0, hangisinin eğiminin negatif, hangisinin eğiminin pozitif, hangisinin eğiminin tanımsız olduğunu bulacağız. Ve ilk olarak A şıkkıyla başlıyoruz. Aslında bir grafiğe baktığımızda grafiğin doğrunun eğimini hesaplamadan da doğrunun eğimi pozitif midir, negatif midir diye anlayabilirim. Nasıl anlayabilirim? Eğer eğim pozitif ise arkadaşlar, bu durumda x arttığında ne yapar? Y de artar. X'ler arttığı zaman y'ler de artar. Yani aynı yönlü bir ilişki vardır. X büyüdükçe y de büyür, x küçüldükçe y de ne yapar? Küçülür. Burada baktığımız zaman x'ler sağa doğru artıyor, y'ler de yukarı doğru artıyor ve grafiğe baktığımda, bu mavi çizgiye baktığımız zaman ne yapmış? Üçüncü bölgeden, burası üçüncü bölge, üçüncü bölgeden birinci bölgeye doğru giden bir doğru var. Yani kuzey doğu istikametine giden bir doğrumuz söz konusu. Bunun anlamı nedir? X'ler büyüdükçe, x'ler sağa doğru büyüyor, y'ler de yukarı doğru büyüyor. X'ler büyüdükçe y'ler de büyüyor. Peki ben bunu bu doğrunun eğimini bulursam ne olur? Kaç çıkar? Onu da gösterelim. Bakın eğimini nasıl hesaplayacağımızı da bulalım. İki tane nokta ihtiyacım var. Hemen şurada bir tane noktayı tespit ediyorum. Burası x eşittir 2, y eşittir 2 noktası. Şurası da şu noktada arkadaşlar, x eşittir 3, y eşittir 4 noktası. Yani benim doğrum hangi noktalardan geçiyor? Benim doğrum arkadaşlar 2'ye 2 ve 3'e 4 noktalarından geçiyor. Aslında bakın x arttığı zaman y'nin de arttığını görüyorsunuz. X 2 önce 2'ydi, 3'e arttı. Y önce 2'ydi, kaça arttı? 4'e çıktı. 4 değerini aldı, büyüdü. X ve y aynı yön hareket ediyor. Yani burada eğim mutlaka ve mutlaka pozitif olmalı. Gelelim eğimi hesaplamaya. Eğimi nasıl hesaplıyorduk? Y'deki değişimin x'deki değişime oranı olarak hesaplıyorduk. Y'deki değişim nedir? İlk önce 2 idi, sonra 4 oldu. X'deki değişim nedir? İlk önce 2 idi, sonra ne oldu? 3 oldu. Ve bakarsak yukarıda 2'den 4 çıkarsa -2, aşağıda da -1, -2 bölü -1 de ne yapar? 2 yapar. Cevabımız kaçmış? 2'ymiş. Bu da 0'dan büyük ve pozitif. Ki ben de en başında bunun pozitif eğimli bir doğru olduğunu ifade etmiştim. Gelelim B şıkkındaki grafiğe. Arkadaşlar bu dik bir doğru. X eksenine dik olan bir doğru. X ekseninde hangi noktadan geçiyor? 1, 2 ve 3. X eşittir. Bu doğrumuz x eşittir 3 doğrusudur arkadaşlar. Bunun denklemi x eşittir 3'tür. Neden? X ekseni üzerinde 3 noktasından geçtiği için. Burada peki bu dik doğruda bakarsak eğer eğimi sizce nedir? İki tane nokta alalım şurada. Bir tanesi 3'e 2, diğeri de 3'e 3 olsun. Bunun eğimi arkadaşlar, dik bir doğrunun eğimi tanımsızdır. Bunu ezberlemek zorunda mıyız? Hayır, değiliz. Ama şöyle hemen gösterelim. Delta y'nin delta x'e oranı neye eşitti? Eğime oranı, eğime eşitti. Y'deki değişim x'deki değişime oranı. Y 2 idi, 3 oldu. X kaçtı? 3'tü, gene 3 oldu. Yukarısı -1 iken payda 0 olduğuna göre bu bölüm ne olacaktır? Tabii ki tanımsız olacaktır. X değişmiyorsa, değil mi? Bu doğru üzerindeki bütün noktaların ortak özelliğini, hepsinin apsisi aynı, ordinatları değişiyor. Paydada, yani delta x 0 eşit olduğu için, bu dik doğru üzerinde delta x 0 eşit olduğu için delta y bölü delta x bölümü ne olacaktır? Tanımsız arkadaşlar
olacaktır, tanımsız olacaktır diye soruyoruz. Pekala, C şıkkına geçelim. C şıkkında ise bir yatay doğrumuz var. Bu yatay doğru da y ekseni üzerinde 1, 2 ve 3. Y eşittir eksi 3'ten geçiyor ve bunun da denklemi y eşittir eksi 3'tür arkadaşlar. Y eşittir eksi 3 doğrusudur bu doğru. Pekala, bu doğrunun peki eğimi acaba nedir? Bu doğrunun eğimi 0'a eşittir. Neden? Çünkü burada alacağımız noktaların ortak özelliği şudur. X'ler, absisleri değişir bu noktaların. Absisleri değişir. Mesela şurası eksi 1, eksi 2, eksi 3. Bakın eksi 3'e 3 ve eksi 1'e 3 noktasından geçiyor. Bunlarda ne var? Bu doğru üzerindeki bütün noktaların arkadaşlar ordinatları eksi 3'e eşit. Şurada yanlış yazdık. Eksi 3'e eşit. Doğal olarak delta y sabit. Yani şey y'ler sabit olduğu için delta y 0'a eşit olacak. Bakın eksi 3 eksi eksi 3 bölü ondan sonra eksi 3 eksi eksi 1. Yukarısı 0. Payda ise kaça eşit? Eksi 2'ye eşit. 0'ın eksi 2'ye bölümü kaça eşittir? 0'a eşittir. Burada y hep eksi 3 değerini alacak. Yani y'de bir değişim yok. Y sabit. Bu doğru üzerindeki bütün noktalarda y sabit. Y'de değişme meydana gelmediği için, x'ler değişirken y değişmediği için bu doğrunun eğimi 0'a eşittir diye söylüyoruz. Gelelim D şıkkına. Bu doğrunun eğimi ise negatiftir. Neden negatiftir? Çünkü x'ler artarken y'ler ne yapıyor? Azalıyor arkadaşlar. Gerçekten de nasıl anlıyoruz bunu? Bakın nerede başlamış? Doğrumuz ikinci bölgede başlamış. Ve nereye doğru gitmiş? Dördüncü bölgeye doğru gitmiş. Yani ne yapıyor? Güney doğuya doğru gidiyor. Güney doğuya gitmesinin anlamı ne? X'ler büyüyor. Yani x'ler doğuya doğru gittikçe, x'ler sağa doğru gittikçe artar. Burada x'ler artarken y'ler ne yapıyor? Y'ler bakın y'nin aldığı değerler aşağıya doğru gidiyor. Yani azalıyor. Peki eğimini nasıl bulacağım derseniz burada iki tane nokta belirlemem yeterli bu doğru üzerinde. Mesela şurası kaçmış? Burası x eşittir eksi 2, y eşittir 1, 2, 3. Burası eksi 2'ye 3 noktası. Mesela şurası kaç noktası? Burası da arkadaşlar şu yeşile çizeceğim nokta ise burası x ekseninde 2, y ekseninde 1, 1'e eşit şurası da. Burası da 2'ye 1 noktası. Bakın şimdi y'deki değişimin x'teki değişime oranı eğimi veriyordu. Y kaç ilk başta? 3'e eşit. Sonra ne oldu? 1 oldu. Peki x kaça eşit? İlk başta eksi 2. Sonra ne oldu? 2 oldu. Peki 3'ten 1 çıkarsa kaç kalır? 2 kalır. Aşağıda ise eksi 4 olur. 2 bölü eksi 4 de eksi 1 bölü 2'ye eşittir. Ve gördüğünüz üzere eğim nedir? Sıfırdan küçüktür. Bu şekilde bir doğru gördüğümüzde yani nasıl diyelim? İkinci bölgeden başlayıp dördüncü bölgeye doğru uzanan bir doğru gördüğümüzde bunun eğiminin negatif olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü x'ler artarken y'ler azalmaktadır veya tam tersine x'ler azalırken de y'ler ne yapar? Y'ler arkadaşlar artar. Yani zıt yönlü bir ilişki vardır burada x ile y arasında. Sonraki örneğimiz neyle ilgili? Y eşittir 2x eksi 3 denkleminin grafiğini dik koordinat sisteminde çiziniz diye söylemiş. Pekala ne yapacağız? Arkadaşlar Öklid'i hatırlayacağız. Öklid şunu söylemişti. İki noktadan tek bir doğru geçer. Öyleyse benim bu denklemin grafiğini çizmek için bu doğrunun İki tane noktasına ihtiyacım var. Peki ne yapıyorduk biz? Genel olarak x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları belirleyerek doğrunun grafiğini çiziyorduk. Değil mi? X kesmesini ve y kesmesini buluyorduk.
Yani x eksenine kestiği noktayı ve y eksenine kestiği noktayı bulduk. Bunları nasıl buluyoruz? Şöyle buluyoruz. X eksenin üzerindeki bütün noktaların apsisleri sıfıra eşittir. Yani y'ler, x eksenin üzerindeki bütün noktaların y'leri sıfıra eşittir. X kesmesini bulmak için ne yapmamız lazım? Y'ye sıfır vermemiz lazım. Y eşittir sıfır denir. Ve ne yapılır arkadaşlar? Ne yapılır? Y'ye sıfır verdikten sonra, şurayı silelim. Y'ye sıfır verdikten sonra hangi denklem çözülür? Sıfır eşittir 2x eksi 3 denklemi çözülür. Bu denklemi çözmek için her iki tarafa 3 ekleyeceğim. 3 eşittir 2x. Her iki tarafı 2'ye böleceğim. 3 bölü 2 eşittir x. Demek ki bu doğru x eksenini ne yapıyormuş? 3 bölü 2'de kesiyormuş. Yani benim x kesmesi dediğim nokta neymiş? 3 bölü 2, 3 bölü 2 0 noktasıymış. Sonra ne yapmam gerekiyor? Bir de y kesmesini bulmam gerekiyor. Y kesmesini bulmak için ne yapmam lazım? Y ekseninin üzerindeki bütün noktaların apsisleri, yani birinci bileşenleri, yani x'leri kaça eşittir? 0'a eşittir. Doğal olarak ben y kesmesini bulmak için x eşittir 0 derim. Değil mi? Denir diyelim. X eşittir 0 denir. Yani y eşittir 2 çarpı 0 eksi 3'ten y kaç çıkar? Eksi 3 çıkar. Demek ki benim grafiğim y eksenini y eşittir eksi 3'te kesiyor veya bir başka ifadeyle 0'a eksi 3 noktasından geçiyor. Daha sonra ne yapacaksınız? Tabii ki bu noktaları eksende yerleştireceğiz. X eşittir 3 bölü 2 1,5 demek. Şurası 1 olsun. Şurası 2 olsun. Demek ki o zaman şurası da 3 bölü 2 olacaktır. X eşittir bir de y eşittir eksi 3'ü bulacağım. Şurası eksi 1, eksi 2 ve eksi 3 olsun. Şurası da eksi 3. Bakın y ekseninin üzerinde de eksi 3'ü buldum. Şimdi bu iki noktayı birleştirdiğim zaman ben ne yapmış olacağım? Arkadaşlar doğrumu çizmiş olacağım. Bakın şimdi tabii ki çizemedik. Şöyle hemen. Evet. Birazcık yamuk oldu ama değil mi? Şunu şöyle birazcık kaydırabilirsem belki daha düzgün olacak. Evet. Bence çok güzel, harika. Evet, tam olarak çizmiş olduğumuz doğru y eşittir 2x eksi 3 doğrusu. Şimdi diyebilirsiniz ki hocam illa x kesmesini y kesmesini bulmak zorunda mıyım? Hayır, değilsiniz. Önemli olan bu doğrunun geçtiği herhangi iki noktayı bulmanız. Biz kolaylık olması açısından x'e 0, y'ye 0 veriyoruz. Ama diyebilirdim ki x eşittir 1 olsun, y eşittir 1 olsun diyerek de sen ne yapabilirdin? Gene iki farklı nokta bulabilirdin. X'in yerine 1 değil de 5 derdin. Y'nin yerine 7 derdin. Yine ne olurdu? İki farklı nokta bulmuş olurdun. Ve o noktaları birleştirerek doğrunun grafiğini çizmiş olurdun. Ama dediğim gibi işlem açısından kolaylık olsun diye düşünüyorsanız X'e 0, Y'ye 0 vermeniz gerekmektedir arkadaşlar. Diğer örneğimiz ise 2x artı 3y eşittir 12 denkleminin nesini istiyor? Grafiğini çizmemizi istiyor arkadaşlar. Pekala, bunu da çizelim. Nasıl çizeceğiz? X kesmesini bulalım ilk önce. X kesmesini bulacağım. X kesmesini bulmak için x ekseni üzerindeki bütün noktaların ordinatlarının sıfıra eşit olduğunu, yani x kesmesi üzerinde y'nin 0 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Y'ye 0 diyeceğiz. Böylelikle 2 çarpı x artı 3 çarpı 0 eşittir 12'den 2x eşittir 12, x eşittir 6 çıkar. Yani benim doğrum 6'ya 0 noktasından geçiyor. Yani x eksenin üzerinde 6'yı bulacağım, onu işaretleyeceğim. Bir de y kesmesini bulmam gerekiyor. Y kesmesini nasıl buluyordum? Orada da arkadaşlar y ekseni üzerindeki bütün noktaların apsisleri nedir? Yani birinci bileşenleri sıfıra eşittir.
O yüzden de biz bu sefer x'e 0 diyeceğiz. X'e 0 diyeceğiz. X'e 0 dediğimiz zaman 2 çarpı 0 artı 3 çarpı y eşittir 12'den. 3y eşittir 12 ve buradan da y kaç çıkar? 4 çıkar. Yani benim doğrumun geçtiği nokta 0'a 4 noktasıdır. Daha sonra da ne yapacağız? Bunları grafik üzerinde, koordinat sistemi üzerinde yerleştireceğiz. Şimdi şurası 3, burası da 6 dersek, x eşittir 6 dersek, bir de 0'a 4 dedik. Şurası 2, burası da 4 olsun, şurası da 4 olsun. Bakın şu iki noktadan, yuvarlak içine aldığım bu iki noktadan geçen doğrunun grafiğini çizeceğiz arkadaşlar. Şöyle birleştirelim bunları güzelce. Evet, bakın çizmiş olduğumuz doğru nedir? X arkadaşlar 2x artı 3y eşittir 12 doğrusunun denkleminin grafiğidir. Yine arkadaşlar burada öğrencilerimizin en çok karıştırdıkları şey şu oluyor. Hocam, diyorlar ki hocam ben x'e 0 verince neyi buluyorum? Y'ye 0 verince neyi buluyorum diye soruyorlar. Bunu yerleştirmekte zorlanıyorlar. Anlamakta zorlanıyorlar. Neden? Çünkü bir kere x ekseninin ne demek olduğunu ve y ekseninin ne demek olduğunu bilmediklerinden dolayı x ekseni yatay bir doğru ve bu doğru üzerinde bakın şurası da tam orijin. Bu x ekseninin üzerindeki bütün noktaların apsisleri değişirken, reel sayılırken ordinatları hep neye eşit? Sıfıra eşit. Yani y'leri sıfıra eşit. Bir noktanın birinci bileşenini x ile ikinci bileşenini y ile gösteriyoruz. İkinci bileşene biz ne diyoruz arkadaşlar? Ordinat diyoruz. İkinci bileşenimize. Ve bu y bizim ordinatımız. Bu da apsisimiz. Evet, bir saniye. Evet. Çok özür dilerim. Burada bir tane misafirimiz var. Apsis. X ekseni üzerinde bütün noktaların arkadaşlar ordinatları sıfıra eşit. Yani x ekseni üzerinde y kaç olur? Sıfıra eşit olur. Ben y'ye sıfır verdiğim zaman x eksenini kestiği noktayı buluyorum. Yani adı üstünde zaten. X'e bakın y'ye sıfır veriyorum. Y sıfırdır diyorum. Y sıfır dediğimiz zaman y ekseninin üzerindeki bir noktayı bulmuyoruz. X ekseninin üzerindeki bir noktayı buluyoruz. Tam tersine y'ye sıfır dediğimiz zaman da y eşittir sıfır dediğimiz zaman da x ekseni üzerindeki noktasını buluyoruz doğrunun. Doğal olarak aslında bunda karmaşıklık yok. Aklımızı tutmak da oldukça kolay. X kesmesini bulmak için y'ye sıfır veriyoruz ve y kesmesini bulmak için de ne yapıyoruz? X'e 0 veriyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Y eşittir 5x eksi 7 denkleminin eğimini ve y kesmesini bularak grafiğini çiziniz demiş. Bu arkadaşlar hatırlarsanız eğer eğim kesim formu diye bir formumuz vardı. Biz bu forma eğim kesim formu diyorduk. Neden böyle diyorduk? Çünkü buradaki m sayısı eğimi gösteriyordu. Ve arkadaşlar evet, bunu unutacak galiba dersimiz bu şekilde. M sayısı da arkadaşlar neyi gösteriyordu? Y kesmesini gösteriyordu. Bu eğim kesim formuydu. Doğal olarak y eşittir 5x eksi 7 denklemi verildiğinde eğim kaça eşit? 5'e. Y kesmesi kaça eşit? Eksi 7'ye eşit arkadaşlar. Bana bu ikisini kullanarak grafiği çiziniz demiş. İstersen evet bunu kullanarak çizmek de çok karmaşık değil. İstersen x kesmesini de bulabilirim. İki farklı yöntemle de aslında çözülebilir. Bakın şimdi bence biz ilk önce ne yapalım? X kesmesinden gidelim. X kesmesine bakarak yapalım. X kesmesini bulalım. Nasıl bulacağız? Y'ye 0 vereceğiz. Y 0 olduğunda
0 eşittir 5 eksi eksi 7. Buradan x kaç çıkar? Arkadaşlar 7 bölü 5. Evet, 7 bölü 5 çıkar. 7 bölü 5. X eşittir 7 bölü 5 çıkar. O da yaklaşık olarak, o da kaç olacaktır? Çok özür dilerim. Bir saniye izninizle. Gerekecek geliyor buralara. Evet, bunun adı Safir. Geçici olarak ben de tanıştırayım sizinle de bu arada. 7 bölü 5. Yani 1.4. Evet. Şurası 1.5 olsa. Evet. Yani hiç de çok önemli değil. Şurası 7 bölü 4 diyelim. Pekala. Y kesmesi zaten eksi 7'ye eşitti. Eksi 7'ye eşitti. Ondan sonra şurası eksi 3 olsun. Şurası eksi 6 olsun. Şurası da eksi 7 olsun. Şu iki noktadan geçen doğruyu bulmamız, çizmemiz gerekiyor. Pekala. Bir tane de şuradan hemen doğrumuzu da seçelim. Bu iki noktayı birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar x eşittir eksi 7'den geçen ve bir saniye şunu şöyle yapalım. Evet. Çok güzel. Düzeltelim gerçekten. Tamam. Harika. Bu gördüğünüz üzere çizmiş olduğumuz doğru y eşittir arkadaşlar 5x eksi 5 eksi 7. Çok eğlenceliyiz. Kediyle yapılan ders. Kedili matematik. 5 eksi eksi 7. Doğrusunun grafiğidir arkadaşlar. Neyse ki kedicikler arkadaşlar silgileri çok seviyorlar. Biz silgiyle beraber misafirimizi yolladık. Dersimizi kaynatıyordu çünkü. Şimdi bizden istenen şey y eşittir eksi 5 bölü 2x eksi 9 denkleminin eğimini bulmamız ve y kesmesini bulmamız arkadaşlar. Y eşittir eksi 5 bölü 2x eksi 9'un eğimi kaça eşittir? Eksi 5 bölü 2 x'in katsayısı sabit terimde nedir? Y kesmesi de bizim bu denklemimizdeki sabit terimimiz olan eksi 9'dur. X kesmesini de bulalım. X kesmesini bulmak için ne yapmamız gerekiyordu? X kesmesini bulmak için y'ye 0 diyeceğiz. Ve y 0 olduğunda eksi 5 bölü 2x eksi 9 eşittir 0 dedik arkadaşlar. Ve bu denklemi çözdüğümüzde de x kaç çıkacaktır? Eksi 18 bölü 5 çıkacaktır. Şimdi rengimizi değiştirelim. Ve eksi 18 bölü 5 şurada olsun. Eksi 18 bölü 5 eksi 9 da şurası eksi 3 eksi 6 eksi 9 şurası da y eşittir eksi 9 olsun. Bu iki noktadan geçen doğrunun grafiğini istiyoruz. Hemen güzelce onu da şöyle çizelim. Arkadaşlar çizdik. Şunlardan da uzatabiliriz. Evet. Şöyle uzatalım. Çok güzel oldu. Harika oldu. Yani benim bütün bu. Evet. Yani bu tam bana göre bir programmış. Neden? Çünkü ben gerçekten çizim konusunda çok iyi değilim arkadaşlar. Ama OneNote sağ olsun. Microsoft. Bill Gates. Evet. Y eşittir eksi 5 bölü 2 x eksi 9 doğrusu. Nesini çizdik? Grafiğini çizdik arkadaşlar. Artık grafik çizmeyle ilgili bir sorunumuz olmayacaktır diye düşünüyorum. Kaldı ki Cebra'da size interaktif grafik çizebileceğiniz, yani noktaları değişik çizebileceğiniz farklı örnekler de hazırladım. Onların linklerini de nerede bulabilirsiniz? Bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Eğimi 2 ve y kesmesi 1 olan doğrunun denklemini yazınız diye söylemiş. Bizim eğim kesim formumuz y eşittir mx artı n formundaydı. M dediğimiz eğimdi, n dediğimiz de y kesmesiydi. Eğimimiz 2, y kesmemiz 1 olduğu için doğrunun denklemi y eşittir 2x artı 1 olacaktır.
Eğimi eksi 1 bölü 2 ve y kesmesi 6 olan doğrunun denklemi gene benzer şekilde y eşittir mx artı n formundaki doğrular bu eğim kesim form olarak geçiyor. M sayısına eğim, n sayısına ise y kesmesi diyoruz. Y eşittir eğimimiz eksi 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2x artı 6 diye yazacağız bu doğrumuzun denklemini arkadaşlar. Evet. Şimdi doğrunun grafiğini kullanarak x kesmesini ve y kesmesini ve eğimini bulunuz diye söylemiş. Yapacağımız şey burada x kesmesini bulmak. X kesmesi eksi 1'e 0, y kesmesi 0'a eksi 2. Eğimi de buluyorum. Eğim nedir? Y'deki değişim, x'deki değişimi oranıdır. Bakın y ilk önce 0'dı, sonra eksi 2 oldu. 0'dan eksi 2'yi çıkartıyorum. X ilk önce eksi 1'di, sonra 0 oldu. Eksi 1'den de 0'ı çıkartıyorum. 0 eksi eksi 2 artı 2 yapar. Eksi 1 eksi 0 eksi 1 yapar. 2'nin eksi 1'e bölümü de eksi 2 olur. Ki kaldı ki bakın ikinci bölgede başlayıp dördüncü bölgede devam eden bir doğruyla karşı karşıyayız. Yani x'ler ne yapıyor? Arttıkça y'ler azalıyor. Bu da ne anlama gelir? Eğimin negatif olduğu anlamına gelir ki burada da eğimimiz eksi 2 sayısı arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bir başka örneğimiz daha var. Bu örneğimizde ise arkadaşlar gene doğrunun grafiğini kullanarak x kesmesini, y kesmesini ve eğimini bulunuz demiş. Acaba eğimi bakarsak eğim pozitif midir, negatif midir ne düşünüyoruz? Hemen pozitif olacağını söyleyebiliriz. Çünkü 3. bölgede başlamış ve ne yapıyor? 1. bölgeye doğru devam ediyor. X'ler ve X'ler arttıkça Y'ler de artıyor. Yani kuzey doğuya doğru giden bir doğrumuz söz konusu. X kesmesi ve Y kesmesini bulacağım. Burası Y kesmesi, şurası X kesmesi. X kesmesine bakarsam eğer koordinatları nedir X kesmesine arkadaşlar? Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Eksi 3'e 0'dır. Eksi 3'e 0 noktasıdır. Y kesmesine bakarsam o nedir? 0, evet şurası da 1 tam olarak. 0'a 1'dir. Peki eğimi ne olacaktır? Eğim nasıl hesaplanıyordu? Eğim de arkadaşlar y'deki değişimin x'teki değişimi oranı olarak hesaplanıyordu. Y'deki değişime bakalım. Önce 0'dı, sonra 1 oldu. Peki x'teki değişim nedir? Eksi 3'tü, sonra 0 oldu. Eksi 1 bölü eksi 3'ten sonuç kaç çıkar? 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur arkadaşlar. Böylelikle ne yapmış olduk? Bu alıştırmaların yani 1-2 sayfa 23'teki alıştırmaların birinci bölümünü bitirmiş olduk arkadaşlar. İkinci bölümde görüşmek üzere diyorum. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Size en içten en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle diyerek dersimi sonlandırıyorum arkadaşlar. Sevgiler.